Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabb şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diğer'le Haşr Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da 9. hakikate kadar geldik. 9. hakikatin ilk cümlesi böyle. Bab-ı İhya ve İmate'dir. İsmi Hayy-i Kayyum'un Muhyi ve Mümit'in cilvesidir diyor. Bir daha okuyayım. Bab-ı İhya ve İmate'dir. İsmi Hayy-i Kayyum'un Muhyi ve Mümit'in cilvesidir diyor 9. hakikat. Fakat ona gelmeden önce 8. hakikatte bir önceki dersimizde ben bir şeyi yanlış anlatmışım. Cahilliğime verin. İşte böyle açığım ortaya çıkıyor. Bab-ı vaat ve vaittir dediğimde ben vaat kelimesini daha bir böyle kanuna dönük okumayı söylemiştim. Ama öyle değilmiş. Alttaki sözlere baksam da hemen doğruyu görürmüşüm. Vaat Allah'ın mükafat için söz vermesi, vaid ise Allah'ın azap ve cezayla korkutmasıymış. Yani bunlar devamındaki ismi Cemil ve Celil'le bu noktadan bağlantılıymış. Ben halbuki böyle okumadım. Size daha çok diğer hakikatteki şeye bağladım ben. Bab-ı hıfz ve hafiziyet gibi okudum. Yani vaadi fiil, vaidi kanun gibi anlattım. Öyle değilmiş. Yani benim söylediğim yanlış değil aslında. Elbette vaatte isim, kanun, sıfat ilişkisi var. Vaat şeyinde yani mesela fiil düzeyinde gördüğümüzde kanun düzeyinde gördüğümüz bir olmuyor. Ama elbette kelimeye yanlış mana vermemek lazım. Burada elhamdülillah söz basım yayın doğru manalar vermiş zaten. Fakat ben alıntı yapmadığım için, oraya bakmadığım için, sadrıma güvendiğim için yanlış oldu. Cenab-ı Hak beni affetsin. Siz de o bilgiyi kafanızda böyle bir tazeleyin yani doğrusuyla bir yer değiştirin. Bilenler zaten benim yanlışımı bilmiştir, hatamı görmüştür. Ama bilmeyenler için de ben kendim düzeltmiş olayım. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Kusurlardan münezzeh ancak Allah'tır. Bizim beşeriyetimiz böyle ortaya çıkıyor. İhsan Oktay Anar'ın Hamuş muydu romanın ismi? Onda geçen bir cümle var, bazen yazılarımda da kullanıyorum. Çok güzel bir ifade. Kusur insanın imzasıdır. Hakikaten öyledir yani, bizim beşeriyetimiz kusurumuzdan anlaşılır. Biz kusursuz olsaydık kendimiz de Allah'ı haşa sümme haşa karıştırırdık yani. Hatalarımızda, kusurlarımızda, eksiklerimizde, noksanlarımızda kendi zayıflığımıza, ariziliğimize, olmasak da olurluğumuza uyanıyoruz. Olmasa da olmaz olan, vacibül vücud olan ancak Allah'tır. Evet, bunu hatırladık. 9. hakikatin ilk cümlesini de öğrendik. 9. hakikate başlamadan önce ama her zaman yaptığımız gibi Risale'nin en başına gidiyoruz. Oradaki ayet-i kerimeleri bir hatırlıyoruz. Hangi güzel adımla yola çıktığımızı şöyle bir kafamızda tazeleyip ondan sonra da hakikatimize başlıyoruz. 10. söz Haşr bahsi 2 ayet-i kerime ile başlıyor. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim. İkincisi Fenzur ila athar rahmetillahi keyfe yuhyil arza ba'de mevtihe. İnne zalike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Kısa bir mealini şu şekilde vermiş söz basım. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayetiydi bu. Rum suresinin 50. ayeti aklımızda kalsın diye söylüyorum tekrar. Rum suresinin 50. ayeti diyebiliriz ki baharı tefekkür etmeyi emrediyor. Namaz nasıl bir ibadet, oruç nasıl bir ibadet, zekat nasıl bir ibadet, bahara bakmak da bir ibadet. Ama nasıl bakarsak, rahmet eseri olarak bakarsak ibadet. Öyle gezdim,
hava aldım, ne bileyim, sadece keyfime baktım falan, bu değil. Cenab-ı Hakk'ın rahmet eseri olarak baktığınızda, oradan bir şeyler okumaya çalıştığınızda, derinlemesine, manayı harfiyle, baharda, bahardan ötesini bulmaya çalışarak baktığınızda, tefekkür ettiğinizde, bahara bakmak bile ibadet oluyor. Çünkü vahide emredilmiş işte, apaçık emir var burada. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerini, hatta biraz daha genişletelim. Cenab-ı Hakk'ın rahmet eseri olarak gördüğün her şeye baktığında, o bağlantıyı kurduğun için bir ibadet manası saklanıyor içinde. Bu da Cenab-ı Hakk'ın rahmet eseri dediğin her şeyde o bağlantıyı kurabilirsin. Ki rahmet bu işin bidayeti. Bismillahirrahmanirrahim bize bunu gösteriyor. Her şey Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle başladı. Gizli bir hazineydi, bilinmek istedi. Ne için? Muhtaç olduğu için mi haşa? Bir şey onu mecbur ettiği için mi haşa? Haşa, ondan başkası yoktu ki. Hiçbir şey yoktu, yalnız o vardı. Ama rahmetiyle, ondaki kemaliyle, güzelliğiyle, cömertliğiyle bilinmek için bilineni de ona bir ikram olarak var etti. Hem bilindi, hem sevindirdi. İkram etti yani. Bu da bizim varlığımızın bidayeti. Demek ki rahmet eseri olarak baktığımızda bir bidayet yapmış oluyoruz. Nasıl Bismillahirrahmanirrahim her hayrın başı. Evet, çünkü her hayır Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle başladı. Ve bütün bağların ucu da gidip yine rahmete dayanıyor. O bilinmek isteyen gizli hazine sırrına dayanıyor. Aynı onun gibi de rahmet eserlerini okumanın, daha doğrusu eserleri okumanın başı da Allah'ın rahmeti. Ama bu demek değildir ki sadece rahmet okunur. Hayır, hikmet de okunur, kudret de okunur, irade de okunur. Cenab-ı Hakk'ın bütün güzel isimleri Lehül Esma-ül Hüsna sırrınca oradan okunabilir. Ama bu işin başı, bidayeti rahmettir. Buradan şuraya da bir bakalım. Niye müminler her işlerine Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyorlar? Belki de zaten varlık böyle başladığı için. Big Bang diyorlar. Aslı var mı yok mu bilemiyoruz. Şimdilik veriler doğruyor ama ileride belki de başka veriler ortaya çıkacak. Diyeceğiz ki öyle olmamış, böyle olmuş. Yani teori düzeyinde bir şey bu. Ama diyebiliriz ki varlığın ilk varoluşu rahmetle oldu. Biz de kendi işlerimizdeki o büyük olun parçası olan onlara yine o sırrın tekrarı olarak besmele ile başlıyoruz. Yani varlığın düzenine uyum sağlıyoruz. Bizim yoktan vara çıkışımız neyle oldu? Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, Bismillahirrahmanirrahim'le. Biz kendi işlerimizi, o büyük olun içindeki ollarımızı neyle başlatıyoruz? Yine Bismillahirrahmanirrahim'le. Bakın, aslında bir kanun tekrar ediyor. Cenab-ı Hakk'ın şeriat-ı kevniyesiyle bizim mesul olduğumuz şeriat-ı kelamisi, yani İslam şeriatı, şeriat kelimesi zaten din demektir. Ne kadar uyumlu. O öyle başlamış, bu da öyle başlayacak. Müslüman sünnet-i Resulullah'ta yer alan neyi uygulasa aslında zaten aleme uyum sağlamış oluyor ki zaten o alem de Nur-u Muhammedi'den aleyhissalatu vesselam yaratıldı. Buna da daha geniş bakalım. Yani Efendimizin üzerinde bize görünen ucu aslında o kanunun en geniş dairedeki tecellisinin parçası. Yani biz Efendimiz suretinde gördük o kanunların işleyişini insaniyet düzeyinde. Uyacağımız örnek olarak, numune-i imtisal olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da gördük. Ama o kanunlar değişik versiyonları, genişlikleri, başka isimlerin gölgelerindeki tezahürleriyle bütün alemde varlar. Efendimiz alemin özeti. Hem başlangıcı, tohumu, hem bidayeti, nihayeti, meyvesi yani. Bu anlamda da sünnet-i Resulullah'ın aslında insanı tekrar varlığa kattığını söyleyebiliriz. Biz sünnet-i Resulullah'a ittiba etmekle elhamdülillah ittiba ettiğimiz seviyede Cenab-ı Hakk'ın varlığa koyduğu kanunlara uyum sağlıyoruz. Nasıl şeriat-ı kevniyesi var, o şeriat-ı kevniyeye beşeriyet düzeyinde nasıl uyulacağını, içinde hareket edileceğini, dairenin dışına çıkılmayacağını öğreten sünnet-i Resulullah'ı da var. Yanlış hatırlamıyorsam Bediüzzaman Hazretleri'nin bir yerde bir
sünnet tarif var. O da şöyleydi. Esma dairesinde nasıl hareket edilir? Edeple nasıl hareket edilir? Onu bize öğretiyor. Edep, esma dairesinde edep vaziyeti takınmaktır mıydı? Yani o cümle tam aklıma gelmedi ama bu mana var içinde. Yani Cenab-ı Hakk'ın esma dairesinde farklı farklı esmaların tecelli ettiği farklı dairelerde nasıl tavırlar takınmalıyız ki o dairelerle uyum sağlamalıyız? İşte onun sırrı sünnet-i Resulullah'ta. Mesela cihatta, celal dairesi. Burada nasıl bir tavır takınmalıyım? Sünnet-i Resulullah'ta. Aile içinde cemal dairesi. Nasıl bir tavır takınmalıyım? Sünnet-i Resulullah'ta. Başka başka daireler. Hac dairesi, sosyal ilişkiler, onların farklı katmanları, ibadetle ilgili durumlar. Her birisinde esmanın tecellisi değişiyor ve o değişen tecellide bizim nasıl bir tavır takınmamız gerektiğini biz sünnet-i Resulullah'tan öğreniyoruz. Yani o gölgeye uyum sağlıyoruz, o tecelliye uyum sağlıyoruz, o yansımaya beşeriyet düzeyinde uyumumuzu sağlayarak insaniyet seviyesine çıkıyoruz. İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet seviyesine çıkıyoruz. Buna da bir dikkat çekelim, bak başlarken laf lafı açıyor yine, aslında ayeti konuşacağız ama. Şimdi liberalizmin, hümanizmin vesaire ideolojilerin aşıladığı bir şey var. Bugün Müslümanlar da bu dile maalesef bir parça kapıldılar. Sanki önemli olan insaniyet diye bir şey var. Orada buluşmamız lazım. İslamiyet bunun altıymış gibi konuşuluyor. İşte asıl insani değerlerde buluşalım falan. Ne? İşte Hristiyanlık, şunluk, bunluk hepsi gelsinler. İnsaniyet diye bir şey var. Asıl olan onda buluşmak. Hayır. Eğer o olsaydı neden İslamiyet diye bir din gelsindi? Bizim iddiamız o ki insaniyet yetmiyor. İslamiyetle o insaniyetin taçlanması lazım. Buluşulacak yer İslamiyettir. İnsaniyeti kübra da İslamiyettir. Bu yüzden İslamiyet insaniyete tabi olamaz. İnsaniyet İslamiyete uyar. Bizden bunu istiyorlar şimdi. Ya fazla da kasmayın yani, dedikleri bu. Fazla zorlamayın, idare edin, herkese saygı duyun, herkese işte hoşgörüyle bakın. Niye? O da insan, sen de insansın falan ama ben İslam'ım. Benim iddiam bu, varlık şeklim bu. Ha, demiyorum ki gördüğümüze saldıralım falan filan, hani böyle Daeşçilerin şeyi gibi de değil ama bunu da içimizde yitirmeyelim ya. Hani bu içimizdeki bu iddiayı, bu doğruyu, bu sahih olanı yitirmeyelim. Biz İslam'la İnsaniyetin üstüne çıktığımızı düşünüyoruz. İslam olmak insaniyetin üstüdür. Yalnız insaniyet yetseydi zaten İslamiyet gelmezdi ve dinin iddiası olmazdı. Cenab-ı Hak neden İslamiyeti her peygamberle belki füruatta küçük değişiklikler ama esasatta aynı olarak göndermiş? Demek ki sadece insan olmamız yetmiyor. Bizi üst seviyeye çekmeye çalışıyor Cenab-ı Hak. Çekmeye çalışıyor diyoruz, çalışıyor şeyi belki yanlış, davet ediyor. Gelin diyor, yani asıl sizin hakikatiniz İslamiyet. Neden? Çünkü bizde cüz'i bir irade var. Bu irade seçebilme hakkı, Cenab-ı Hakk'ın seçtiğini seçmeyebilme durumunu da oluşturmuş. Yani böyle bir tuzağımız var bizim. Haşa, Cenab-ı Hak tuzak kurduğundan değil. Cenab-ı Hak böyle bir imtihan yapmış bize. Seçmeyebiliriz ama bundan kaçmamız da lazım. Yani Cenab-ı Hakk'ın seçtiğinin doğru olduğuna teslim olmamız lazım. İşte şeriat da bize onu gösteriyor. Neyi seçmemiz lazım, neyi seçmememiz lazım. Bunun dersi de şeriatın içinde. İlâ ahir. Evet, ayet-i kerime bize diyor ki, şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yani kainattaki şeylere, nesnelere, varlıklara ne olarak bak? Eser olarak bak. Yani faillerini arayarak bak. Bir masa gördüğünde bunu yapan marangoz yoktur gibi bakmıyorsun. Ha, bu kimin malıymış ya diyorsun. Bak, ona ne güzel desen yapmışlar. Kim? IKEA mıymış falan böyle. Varsa işte firması, şusu busu. Ha, işte İstikbal miymiş, şuymuş, buymuş. Böyle markasına bakarak görüyorsun onu. Ne diyorsun? Aa, bak iyi yapmış adamlar ya, malı sağlam olur. Atıyorum işte mesela Alman arabası vardır efsanesi. Alman arabası sağlam olur. Niye? Bak faile çıktın arabada.
faille beraber arabayı yorumladın. Ya bunu ticarette çok iyi biliyorsun. Gündelik işlerinde çok iyi biliyorsun. Kar zarar marjında bunun önemsenmesi gerektiğini çok iyi biliyorsun. İnsanoğlu hiç numara yapma yani. Bak, farkındasın bu işin önemli olduğunu. Faille fiili beraber düşünmenin gerekli olduğunun, ancak bunun akılcı olduğunun farkındasın. Bir şey alırken markasını gözetiyorsun yani. Ya boş ver alalım gitsin demiyorsun. Çünkü belki dandik bir şey çıkacak. Belki malı çok kötü olduğunu bildiğin bir marka var, onun ürünü çıkacak. Onlardan kaçıyorsun. Ey insanoğlu, zaten hep yapa geldiğin bu şeyi din sana diyor ki, İslam sana diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam sana diyor ki, Kur'an-ı Hakim sana diyor ki, bütün eserlere taşı ya. Madem aklın diyor ki sana evet bakmamız lazım, faille fiil, faille eser kıvam buluyor, o zaman kainata da böyle bak. Onlara böyle tesadüfle, kendi kendine, işte ne bileyim, esbab icat etti falan bu şekilde bakma diyor. Failini düşünerek bak. Çünkü faille fiilin şekli, eserin şekli değişecek. Ve burada da evet, kainata, bu kainat benimle niye muhatap oldu? Ben bu kainatla niye muhatap oldum? O niye oldu, ben niye oldum diye baktığında görüyorsun ki bu bir rahmet işi. Ne senin kainatı oldurmaya gücün yetiyor, ne kainatın seni oldurmaya gücü yetiyor. Güneşin seni oldurmaya gücü yeter mi? Güneş evet çok güçlü olabilir. Ama ondaki sanat başka, sendeki sanat başka. Hani bugün bilim adamları 40 tane takla atıyorlar. İlk canlı nasıl oluştu? İlk karbon bazlı canlı nasıl oluştu? E uzaydan geldi diyorlar. Göktaşıyla geldi işte bilmem ne falan. Çünkü bu dünyadaki şartları dolduramıyorlar. Hani alem öyle yerinde durduğu şekliyle alemin, bu canlılık açıklanamıyor. Durup dururken bu canlı molekülleri nasıl oluştu? İlk hücre nasıl oluştu? O kompleks yapı tesadüfle, hadi desen ki iki taş birbirine değdi. Öyle değil ki hücre. Galaksi gibi içine girdiğin zaman sanki metropol. Hani metropol halt etmiş, İstanbul'un bir sürü düzensiz işi var. Ama hücrenin içi çok düzenli. Onu böyle bir belgesel yapmışlardı, gördüm. Böyle bir şehir gibi büyütmüşler. Sanki uzay üssü. Sürekli araçlar geliyor gidiyor, trafik muntazam, sürekli akışlar oluyor, gelişler gidişler oluyor falan. Bir hücre böyle ya. Bu nasıl oluştu arkadaş? Kainatta hayat diye bir şey başka yerde görünmüyor. Buna o harç nereden katıldı? Çıkamıyorlar bundan. E mübarek işte, senin demek ki buradaki ilişkin bir rahmet ilişkisi. Birisi bağışlamış bunu sana. Allah'ın rahmet eseri olarak baktığında da bahara şunu görüyorsun. Bu canlılık madem ki bir lütuf, bir ihsan, bu kadar külliyetli bir şekilde bu ihsanı yapan Allah'ın rahmeti yine iktiza eder ki insanoğlunu da tekrar varlığa çağırsın, kışında, ölümünde, hiçliğinde bırakmasın. Yine bu bahara imkan veren kudret, o kadar türün, 1, 10, 100 milyon, 100 milyon, trilyon türün tekrar varlığa dönmesini sağlayan kudret yine imkan verir ki bir tane tür, bir tane insancık, yani insancık derken nevi insan, tekrar varlığa çağrılsın. Bunun Cenab-ı Hakk'ın kudreti açısından ne zorluğu var? Baharda görüyorsun neler başardığını o kudretin. O halde daha bunu da sorgulama yani. Biraz mantıklı düşün diye ayet-i kerime bize daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile bunu haykırıyor ki Haşir Risalesi de okuduğumuz bu sayfalar boyunca hep bu ayetin gölgesinde, hep bu ayetin ve daha başka ayetlerin, hadislerin gölgesinde gezerek bunu bize izah etti. Meali bir daha okuyayım, hakikate geçelim. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti. Pekala. Ha bir de şunu söylüyorduk. Biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Bir de bu önemli. Biz Frengi yazısını terk etmeye çalışıyoruz. Frengi yazısı okumaktan bir alışkanlık edindik. Gözümüz bir şeye alıştı, bakış açımız bir şeye alıştı, aklımız, kalbimiz bir şeye alıştı. Ondan kurtulup İslam yazılarını okumaya çalışıyoruz. Yine 10. sözün başındaki o suretlerin hemen girizgahında diyor ya burada iki arkadaşın bahsinde. Sen anlaşılıyor ki bir parça Frengi okumuşsun, bu İslam yazılarını okuyamıyorsun.
Onu külliyetli düşünelim arkadaşlar. Biz kainata İslamca bakmasını unuttuk. Neden? Çünkü hep o tezgahtan geçtik. Materyalist bilimin oluşturduğu kitaplar, öğretmenler, tedrisat. Biz de bunlarda eğitildik. Bugün bizim okuduğumuz okullar, mektepler, imam hatipler bile yani bilimsel kısmıyla dini kısmı birbirinden ayrılmış parçalar gibi. Bilimsel kısmında yine aynı şeyi veriyorlar. Onların öğrettiği o bilginin İslamileşmemiş halini veriyorlar. Bir de yan tarafında din dersi veriyorlar. Yani biz daha hala Müslümanca bilgi üretebilmiş değiliz. O dili oluşturabilmiş değiliz. Üstad Hazretleri burada Haşr Risalesi'nde onu gösteriyor bize. Müslümanca bilginin dili nasıl oluşturulacak? İşte bu cümlede onu ifade ediyor. Haşr Risalesi'nin yaptığı fonksiyon. Sen anlaşılıyor ki bir parça frengi okumuşsun. Bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel en büyük fermanı sana okuyacağım. Elhamdülillah. Üstadımız okuyor bize fermanı. Kaç sayfadır? İşte geldik 9. hakikatte de tekrar onunla muhatabız. 9. hakikat. Bab-ı İhya ve İmate'dir. İsmi Hayy-i Kayyum'un Muhyi ve Mumit'in cilvesidir. Ayet-i Kerime'nin farklı formülizasyonu. Bu ilk cümlelere nasıl bakıyorduk hakikatler bahsindeki bu ilk cümlelere? Üstad Hazretleri o ayet-i kerimedeki formüle başka isimleri, başka tecelli alanlarını, belki Bahar'ın içinde daha lokal görüşleri, belki Bahar'ın bütününe farklı perspektiften bakışları öğütlüyor bu cümlelerle. Bu cümleler birer formül. Hani ayet-i kerimeyi dedik bu cümlelere dönüştürsek ne deriz? Babı rahmet ve kudrettir ki ismi Kadir ve Rahim'in cilvesidir. İsmi Rahman ve Kadir'in cilvesidir derdik dedik vaktiyle. Burada da o isimlerin yerlerine ne geliyor? Muhyi ve Mumit geliyor. El Muhyi, El Mumit. Ne demek Muhyi ve Mumit? Hayat veren ve öldüren. Kurtlar Vadisi izleyenler Memati isminden hatırlayacaklar. Memati ne demekti? Memati ölüm demekti. Hayat memat meselesi deriz mesela. Orada da memat ölüm demek. İşte mümit de öldüren demek. Dirilten de Allah, öldüren de Allah. Bunun mektubatta bir ayet-i kerime üzerinden müzakeresi var. Hatırlarsınız belki oraya El-Mümit isminin izahı sadedinde de bakabiliriz. Daha doğrusu dayandığı mantık açısından bakabiliriz. Bediüzzaman Hazretlerine soruyorlar. Daha doğrusu belki kendisi onu bir soru olarak kurgulayıp kendisine soruyor. Yani Kur'an'da Cenab-ı Hak diyor ki bir ayet-i kerimede dünyada nice işler yapacağınızı, bunu kendi cümlelerimle söylüyorum ayet-i kerimenin mealini aklımda kaldığı kadarıyla birebir böyle olmayabilir. Hani ne işler yapacaksınız, nasıl fiiller işleyeceksiniz, neler üreteceksiniz, ne ameller çıkacak sizden bunu görmek üzere ölümü ve hayatı o yarattı diyor ayet-i kerime. Soruda da diyorlar ki ya tamam hadi hayatı anlıyoruz, bir şeylerin inşası. Fakat ölüm demek bir şeyin yıkımı demek. Bu nasıl yaratılmış olarak anılır? Hani yıkmakla yaratmak aynı şey değil ki. Hani birisi bir bina dikse deriz ki evet binayı yapan odur. Ama yıkım, onun niye Cenab-ı Hak bir yaratmak olarak anıyor? Bir inşa gibi anıyor. Bediüzzaman Hazretleri o da diyor ki beşerin ölümü veya bütün canlılar için konuşalım aslında çok programlı bir ayrılıştır. Nasıl bu kainatın sarfiyatı, gelenlerin bir ölçüsü var, gidenlerin de bir ölçüsü var. Bir fabrika nasıl düzgün işler? Gidenler ve gelenler doğru şekilde akıyorsa işler, değil mi? O akış bozulduğunda fabrikada bozulur. Bir pompa, bir cihaz bir akışla çalışıyor. Bir yeri tıkandı, akış bozuldu, patlar veya işte bozulur, arıza verir, işini yapmaz. Bize gösterir ki hani olmadı bu iş. Giden ve gelen şeyi düzgün olması lazım. Sistemli olması lazım. La teşbih ve la temsil. Ölüm ve hayat da aslında kainatta böyle bir geliş ve gidiş şeyi. Yani Cenab-ı Hak onu da yaratıyor o bir düzen içinde, bunu da yaratıyor bir düzen içinde. Ve aslında bir şeyin ölümü başka bir şeyin dirilişi. Tohum tohumluğunda ölüyor ama filizliğinde diriliyor.
İnsan insanlığında ölüyor ama alemi ahirette diriliyor, değil mi? Alemi bakide dirilecek. Tırtıl tırtıl olarak ölüyor ama kelebek olarak kalkıyor kozalaktan. Daha bunun gibi ekosistemi incelediğimizde Cenab-ı Hakk'ın sünnetullahını bakıyorsunuz ki ölümlerin yüzü hep hayata bakıyor zaten. Yani bir sistemin içinde bir akış. Yani şöyle söyleyelim, en güzeli bu. Ölüm hayatın bir mertebesi, bir şekli. Hayat içinde yine bir hayat. Farklı bir düzey, farklı kurgular, farklı bir aktarım, dağıtım diyelim. Ama yine hayat. Bir şeyin ölümü başka bir şeylerin hayatı. Veya bizzat kendisinin hayatında başka bir mertebeye geçiş. İşte yediğimiz şeyler kendi hayatlarında son buluyorlar ama insaniyet hayatında bizim vücudumuza dahil oluyorlar. Değil mi? Üstad Hazretleri öyle diyor. Hayat mertebesinde yükselmek bu onlar için. Veya işte bir canlı ölüyor ama o canlının vücudu çürüdüğünde bakıyorsunuz ondan ne kadar çok canlı yaratılıyor. Yani o bakteriler, kurtlar, onu yiyen diğer canlılar. Hep ölümün yüzü hayata bakıyor. Yani bu açıdan ölüm haza yıkım bir olay değil. Aslında hayat fonksiyonunun devamında bir devre gibi. Nasıl ki insanoğlunun ölümü de hayattan hayata geçişinde bir devre olduğu gibi. Yine mektubatta belki o bahse de yakın bir yerde, hatta ondan hemen önce de Üstad hayatın mertebelerini anıyor. Orada da alemi berzahtaki hayatımızı, ölümdeki hayatımızı hayatın mertebelerinden birisi olarak söylüyor. Yani türlerinden birisi olarak söylüyor. Şu heda hayatı var. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayatı farklı bir düzey. Hazreti İdris Aleyhisselam'ın hayatı farklı bir düzey. Meleklerin hayatı, insanın hayatı, yani bunlar hep farklı düzeyler aslında. Hepsine hayat diyoruz ama hayatın soluklanışı başka oluyor. Bitkinin düzeyi mesela insanın düzeyiyle bir mi? O da canlı ama daha farklı bir canlı. Hayvanla da insan bir değil. Bunun gibi de ölülerle insanlar bir değil ama ölüler de canlı. Sadece bedensel bölümünü doldurmuş oluyorlar. Tekrar dirilmek üzere bekliyorlar diye biliyoruz. El-Mümit ismini de buradan görüyoruz ki hayatla ölüm aslında İslamcasında, İslam'a göre birbiriyle çok alakalı şeyler. Biri yapım, biri yıkım değil. İkisi de aynı yapımın parçaları. Hayat ve ölüm birbirinin kardeşi, düşmanı değil yani İslamiyet'te. O yüzden bizim Allah'ımız hem muhyi hem mümit, hem yaşatan hem öldüren. Evet. Yani Muhyi mesela, bak işte Kurtlar Vadisi'ne yine gidiyoruz. Abdülhey değil mi oradaki ismi? Abdülhayd aslında onun orijinali. Hayat verenin kulu demek. Hay, Cenab-ı Hakk'ın ismi şerifi El-Hay. Yani hayat veren demek. Burada da geldi Hayy-i Kayyum mesela. İşte Muhyi ve Mümit, hayat, ölüm. Yine iki isim var burada. İsmi Hayy-i Kayyum'un diyor cilvesidir. Hayy-i Kayyum genelde birlikte geliyor. Bunun da şöyle bir hikmeti olabilir diye benim aklıma geliyor. Bunu geçmişte belki yazı konusu da yapmıştım ben. Biz Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyetini kainatın devamının şartı olarak biliyoruz. Ne demek? Yani Cenab-ı Hak devam ettirmiyor olsa her an bu kainat varlıkta kalamaz. Çünkü vücudu arizi. Müstakil değil. Kendi kendine değil. Elinde yaratmak yok. Ancak birisi yaratırsa ve verirse bir sonraki anı var. Yani Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyetini böyle düşünelim. Nasıl ki düzeni kendi içinde ayakta tutuyor, bütün evrenin düzeni Cenab-ı Hakk'ın her an bir işte oluşuyla, her an er-rakib oluşuyla, bir önceki şeyde gördüğümüz gözetleyişiyle, 7. hakikatte gördüğümüz gözetleyişiyle, hafiziyetiyle muhafaza olunuyor içinde. Bir de varlıkta kalışı da yine Cenab-ı Hakk'ın yaratışıyla oluyor. Yani iki açıdan da Cenab-ı Hakk'ın muhafazasıyla kainat kaosa gitmiyor. Yoksa varlık hiçliğe giderdi. Bir an o ilimle, iradeyle, kudretle bağ kesilse varlık kaosa gider, hiçliğe giderdi. Varlığın bu kadar düzenle yıkılmadan, dağılmadan, bozulmadan sürebilmesi ancak Cenab-ı Hakk'ın o müdahalesiyle açıklanır. Her andaki tasarrufuyla açıklanır.
Yoksa bir an tasarrufunu çekse başıboş araba gibi gider, şarampora yuvarlanır evren. Evrenin bizzat kendisi. Evet. Burada Hayy Kayyum niye beraber? Hay isminde ise, hayatta ise Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyeti en şiddetli şekilde tezahür ediyor diyebiliriz Allahu Alem. Niye böyle diyoruz? Evet, cansızlıkta da Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyetini görüyoruz ama hayat o kadar karmaşık bir düzen ki, işte diyoruz ya, tek bir hücrede bakıyorsunuz, Allah, envai çeşit iş oluyor, neler neler. Yani bir de düşünün o hücrelerin toplamını, işte insanoğlu denen, Ahmet denen şeyi düşünün, tırnağımdan saçımın teline kadar. Abi her bir hücrede neler neler, ne işler dönüyor, ne ince düzenler, ne işte sistemler falan filan. Şimdi o kadar karmaşık bir düzeni hiçbir gözeteninin olmayışıyla, idare edeninin olmayışıyla, ne diyelim, durduranının ve devam ettirenin olmayışıyla, havl ve kuvvet, la havle ve la kuvvetteki şeyle düşünelim, kontrolle olmazsa biz bunları açıklayamayız. Yani vücudumda öyle işler oluyor ki benim onlardan yüz binde birine taallukum yok, haberim yok yani ne olduğunu, bittiğini. İşte bilim bu zamanda ilerliyor, bir şeylerden haberdar oluyoruz, onu da aklımızda kaldığı kadar. Ha diyoruz, bak işte besini aldığımız zaman midemizde şöyle oluyormuş, ince bağırsakta böyle oluyormuş, kalın bağırsakta şöyle oluyormuş, sonra onlar kanda şöyle böyle oluyorlarmış, şöyle hücrelere dağılıyorlarmış, hücreler onu şöyle tanıyormuş, şu kadarını alıyormuş, şu kadarını almıyormuş, şu enzim sayesinde bunu alıyormuş, bu enzim sayesinde şunu alıyormuş falan filan öğreniyoruz ama hangisinin idaresi bizde? Bu irade hangisine yeter? İki tane iş verilse karıştırıyoruz abi. Cep telefonuyla beraber araba kullanmak problem. Yani kullanan da var ama riskli. Bir de üçüncü bir şey abi, iyice yani riskli. İnsanoğlu yolda giderken, telefonunu kurcalarken abi her şeye çarpabilirsin. Yolda araba bile çarpabilir. Kaç tane böyle olay yaşandı. Çukura düşen bile var. O logar kapağı açıkmış. Yani ben onu da gördüm yani haberlerde. Logar kapağı açıkmış. Adam telefonla konuşurken gidiyor, şeyin içine giriyor. Yani gülüyoruz ama işte insanoğlu bu kadar kısıtlı, bu kadar irade dediğimiz şeyin alanı bu kadar dar. Ama biz, bizde olan şeyler, Allah Allah, ne irade gerektiriyor. Her an ne seçilişler, ne yönelişler, ne fark etmeler, ne gözetişler gerektiriyor. Bunları kim yapıyor? Havadan Tozdan kitabında işte Cemal Saydam Hoca diyor ya, hani bunu diyor söylemek çok zor geliyor ama diyor vücudumuz bizden daha akıllı diyor, yani derimiz, ne diyeyim, dokularımız, organlarımız, kanımız hepsi bizden daha akıllı. Bizim aklımıza gelmeyen şeyler onların aklına geliyor ve idare ediliyor. Bizim haberimiz yok bunlardan. Şimdi şöyle mi düşünmek lazım diyor, o öyle kendi ideolojisiyle tabii, inancıyla şey yapmış, evrim üzerinden şey yapıyor. Belki de diyor insanın derisi, dokuları kendisinden daha diyor şeydir, evrimde daha ileri bir mertebededir, iradesi daha geridedir diyor. Niye buraya gidiyorsun? De ki bunların iradesi bizde değil, bunları Allah irade ediyor. Biz bu Allah'ın iradesinin var olması gerektiğini de kendi irademizdeki işlerden görüyoruz. Diyoruz ki ben yapmasam, etmesem, düzeltmesem, bak benim işlerim bozuluyor, bu vücudumdaki işleri kim düzeltiyor? Cenab-ı Hak bu yüzden vermiş sana bu kıyas aletini. Sor kendine, ya ben kendi işimi düzeltmesem kendi işim ne kadar karışıyor? Bu benim vücudumdaki işleri kim düzeltiyor? Bunu sor diye vermiş Cenab-ı Hak. Sen oradan attım evrime, attım çayıra, evrim kayıra diye yapıyorsun. Demek ki işte benim derim çok daha diyor evrim geçirmiş. Üstadın o tabiriyle senin diyor eşeğinin kulağında. Senden daha fazla zeka olması lazım mı diyor. Mesnevi Nuriye'de mi diyordu onu. Yani tam işte Cemal Saydam'ın dediğine şey var burada. Nasıl Cemal Saydam diyor derim benden daha zeki, dokularım benden daha zeki. Üstad da diyor ki eğer diyor sizin inanışınızı, iddianızı, o muğalatanızı kabul etsek dememiz lazım mı diyor. Eşeğin kulağı eşekten daha şey, zeki. Ya da kulakları... Öyle mi diyordu ya, tam aklıma gelmedi ama yani böyle düşünün. Ya da eşeğin kulağında senden daha fazla zeka mı bulunması lazım diyordu. Tam orası aklıma gelmedi. Yerini bilenler baksınlar, görsünler. Aklıma gelirse ben de şeyden araştırayım onu.
dersin altına yorum bölümüne yazarım arkadaşlar. İnşallah aklımda kalır inşallah. Yani bu iş böyle. Hayatta Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyeti çok şiddetli görünüyor. Çünkü kayyumiyetin devam ettiriciliğini biz ilim irade üzerinde daha net okuyoruz. Buna da bir değineyim birkaç cümleyle. Evet, vaktimiz var. Şimdi bize bugünkü fizikte, fizik derslerinde, kimya derslerinde, biyoloji derslerinde nesnelerin, oluşların, yaratılışların ilim, irade tarafını unutturuyorlar arkadaşlar. Bakın, açın fizik kitaplarınızı, açın kimya, açın biyoloji. Bize sorulan hep kuvvet. Şunu şuradan çekmek için ne kadar kuvvet gerekir? Burada iki tane makara olduğunu düşünüyoruz. İşte bir ters makara, bir işte şey makara falan. İşte şunu kaldırmak için ne kadar kuvvet gerekir? Kaldıraçta bir tarafta şu kadar ağırlık var, arada şu kadar mesafe var. Bunu oradan kaldırabilmek için ne kadar kuvvet gerekir? Kimyada işte şunu yakmak için ne kadar bilmem şu kadar asit gerekir, şu gerekir, bu gerekir. Biyolojide daha keza ne kadar enzim gerekir, bilmem şu olur, bu olur. Yahu demiyorlar ki arkadaş ne kadar irade gerekir bir, ne kadar ilim gerekir iki. O makara sorusunda bu makaranın burada olması için ne kadar ilim lazım, ne kadar irade lazım? Bakın, bize okullarda bunları hiç sormuyorlar, sordurmuyorlar. Sadece kuvvet, sadece kuvvet, sadece kuvvet. Açın bakın kitaplarınızı ya, ortaokul, ilkokuldan ortaokul, lise, hatta üniversite. Sorular hep şey üzerine, ne kadar kuvvet gerekir, ne kadar kuvvet gerekir, ne kadar kuvvet gerekir, ne kadar kuvvet gerekir, ne kadar hız, ne kadar ağırlık. Peki o oluşun açıklanması için ne kadar ilim lazım, ne kadar irade lazım? Bu yok. Vücudumuzda işte şu kadar hava oluşuyor, şu kadar karbon. İşte oksijenin şu kadar oluşması için ne kadar karbon gelmesi lazım? Tamam da o işin olması için ne kadar ilim lazım, irade lazım? Bunu da bir sor. O kimya laboratuvarına ne kadar ilim lazım o ciğerlerdeki? Bunu sormuyorlar. Bizi ilme, iradeye körleştiriyorlar. Sadece kudret konuşuyoruz. O yüzden de işte sanki kudretle her şey açıklanırmış gibi geliyor. Bu arkadaşlar materyalizmin büyük bir tuzağı. Cenab-ı Hak gözlerimizi açsın. Mümin evlatlarının, çocuklarının gözlerini açsın. Yani okullarda bu işi düzeltmedikçe biz bu çocukları sonradan çok zor ayıltırız. Ben de mesela 40 yaşıma geldim, şimdi uyanıyorum böyle bir şey olduğuna. Ama işte o çocukların hepsinin böyle bir şansı olmuyor. Bize Risale-i Nur elhamdülillah gözümüzü açtı. Cenab-ı Hakk'ın hidayetiyle tabii evvela gözümüz açıldı. Diyoruz ki ya evet, ilim irade kısmı bu işin hiç sorgulanmıyor. Ne kadar ilim gerekir bu işin olması için hiç denmiyor mesela. Bu çocuklara biz öğretsek ilkokulda, ortaokulda biraz bunu kafalarını açsak bu işe daha iyi olmaz mı? Ondan sonra her şeyi tesadüfe vermek daha kolay geliyor. Her şeyi evrime atmak daha kolay geliyor. Neden? Çünkü yaratılışı kudrete bağladın bir kere. Kudretten ibaret sandığın yaratılışı, böyle sandığın zaman da her şeyi o kudretle açıklayıp ilim irade kısmını boş vermek, böyle açıklamaları da geçer kabul etmek daha kolay geliyor. Yani Risale-i Nur'u okumuş birisine evrim dendiğinde kabul etmesi bence çok daha zor. Çok daha zor. Neden? Çünkü her şeyin içinde faili gösteriliyor size. Failsiz fiil açıklanamadığı için külliyatta, yani öyle bir mantık okuyucusunda, talebesinde yerleştirdiği için Risale-i Nur külliyatı, eğitimi, Kur'an ve sünnet de böyle zaten. Yani biz burada yeni bulunmuş bir şeyden bahsetmiyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaat mirasının ahir zaman şubesiyiz diyoruz her zaman. Şubelerinden bir şubesiyiz. Buradaki tedrisat kafayı öyle açtığı için bize acayip geliyor onların konuştuğu şeyler. Yani adam diyor şeyle olmuştur, böyle ya nasıl olmuştur diyoruz. Hani ilim irade tarafı nerede bu işin? Gerekli olan esma tarafı nerede bu işin? Oradaki fiillerde görken isimleri niye hiç sorgulamıyorsun diye şaşırıyoruz. Ama bu şaşkınlığımızı karşı tarafta anlayamıyor bizden. Bunun için biraz evvelden onların o ön yargılarını daha tabulaşmadan kırabilsek, Cenab-ı Hak idarecilerimizin, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün idarecilerimizin, öğretmenlerimizin, müfettişlerimizin, o sistemde sorumlu hangi her parçanın, yani hepsinin diyelim,
Gözlerini açsın da Cenab-ı Hak böyle manevi tarafa daha uyanık bir fizik, daha uyanık bir kimya, daha uyanık bir biyoloji konuşabilelim. Cenab-ı Hak o günleri görmeyi inşallah hepimize nasip eylesin arkadaşlar. Yani bab-ı ihya ve imatedir demek, bu sefer bahar aynasına, kainat aynasına, oluşlar aynasına, yaratılışlar aynasına ihya ve imate kapısından gireceğiz. Yani ihya, hayat verme, diriltme ve imate, öldürme. Bu kapıdan gireceğiz. Ne nasıl bahar kapısına girdiğimizde kış ve bahar vardı. Burada daha ince bir şey, her bir canlıda gözüken ölüm ve diriliş ya da canlanış ve ölüm. Bu açıdan gireceğiz diyor. Bab-ı ihya ve imate, bu perspektiften bakacağız. Bu tarz tecellileri okuyacağız anlamına geliyor. İhya, zaten ihyayı biliyorsunuz. Ah, beni ihya ettin bugün demekten diyor bazen arkadaşlar arasında. Ya bugün bizi ihya ettin. Ne demek? Yani bizi neşelendirdin, sevindirdin, mutlu ettin gibi diyoruz ama asıl manası hayat verdin, canlandırdın gibi bir şey yani. Bab-ı ihya, ihya kapısı. Bab-ı imate, imate, ölüm kapısı yani. Evet, bab-ı ihya ve imatedir. İsmi Hayy-i Kayyum'un muhyi ve mumitin cilvesidir. Yani dokuzuncu hakikate biz bugün bu perspektiften bakıyoruz arkadaşlar. Kainata, bahara, oluşlar alemine, onların daha küçük daha büyük her dairesine, oradaki hayat ve ölüm sırrını arayarak bakacağız. Oradan da nereye gitmeye çalışacağız? Cenab-ı Hakk'ın Hayy-i Kayyum oluşuna, hayatı veren ve devam ettiren oluşuna, bir, iki, öldüren ve dirilten oluşuna, hayat veren ve öldüren oluşuna bakmak üzere tefekküre başlayacağız. 18 dakikamız var. Biraz da yapabiliriz belki. O yüzden şu paragrafa bir girelim bakalım. Çok konuştum, kusura bakmayın. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş, koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acip, 300 binden ziyade enva mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihatayı ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle bütün ibadının en enzarını deyince eni şey okuduk, vurgusuz yanlış okuduk. Sevavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çevren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp, birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri, şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp, kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla, insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadir-i Rahim, bir Alim-i Hakim, kıyameti getirmesin, haşri yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkeme-i kübrayı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın, haşa ve kella. İlk paragraftı bu. Tabi uzun bir paragraftı. Bütün bir cümleydi. Belki anlamakta zorlandınız. Normal, çünkü alışık değiliz bu kadar uzun cümlelere. Daha kısa, daha küçük cümlelerle muhatap oluyoruz normal hayatta. Başa dönelim şimdi, daha ince bir şekilde bu cümleleri açarak, parçalayarak anlamaya çalışalım. Sonra da birleştirip bütününde bize söyleneni okuyalım. Hiç mümkün müdür ki? Ama evvela bir su içeyim ben. Değil mi? Bugün su içmedim. Bir yudum içeyim. Evet, bismillah. Hiç mümkün müdür ki? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ölmüş, kurumuş, koca arzı ihya eden. Baharda ne yapıyor?
ölmüş arzı ihya ediyor. Bu bir şekli. Ama bir de hayatın başlangıcını düşünün. Dünya oluştuğunda hayat var mıydı? Ateş topuydu dünya. Güneşten koptu deniyor değil mi? Sonra orada soğudu, taşlaştı, o taşlar ufalandı, toprak oldu. Ondan sonra, tabii atmosferde de bu şartların hazırlanması süreci var. Cenab-ı Hak o şartları hazırladığı arzı bize bir döşek yaptı, yumuşattı. Döşek yaptı diyor değil mi Kur'an'da? Ne demek? Yani taşın üstünde yatmıyoruz biz, toprağın üstünde yatıyoruz. Onu ekip biçiyoruz, yumuşatıldı taş. Kaya yumuşatıldı, ufalandı, küçüldü. Yani o evreler geçti, ondan sonra hayat dünyaya geldi. Cenab-ı Hak yarattı ondan sonra. Artık hangisinin ne sırayla, hep birlikte veya ayrı ayrı, o onun şanı rububiyeti bilir. O şekilde yarattı. Ama biz demiyoruz ki tür türden oluştu, haşa, evrimcilerin o şeyini tasdik etmiyoruz. Biz diyoruz ki her bir tür Cenab-ı Hak kendi Adem'i ve Havva'sından, bazılarını da sadece Havva'sından. Tıpkı İsa aleyhisselam gibi. Bazı türler var ki eşeğsiz yürüyor değil mi? Ortaokulda, lisede bunu biyoloji derslerinde öğreniyoruz. Eğrelti otları mıydı? Böyle bazı bitkiler var. Tek hücreliler var. Eşeğsiz yürüyebiliyorlar. Ama bazıları var. Dişili erkekli yürüyorlar. Cenab-ı Hak onu o şekilde şanını bu rububiyeti nasıl iktiza ediyorsa o şekilde yarattı, düzenini kurdu. Ölmüş, kurumuş arzı ihya etti. Hayat sonradan geldi. Ve her yerde de bulunmuyor. Bunu bir görelim bakalım. Hayat bu dünyada sonradan dünyaya katılan bir şey. Bunu bir görelim. Ölmüş kurumuş koca arzı ihya eden, o ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acip, yani her biri insanlığın tekrar dirilişi gibi acip, şaşırtıcı, 300 binden ziyade enva mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren, Üstad 300 bin diyor, onu çokluktan kinaye düşünün. Belki o zamanki biyolojinin bildiği rakamlar. Bugün biz diyoruz ki milyon değil, milyar türü var. Cenab-ı Hak o milyar türü baharda, kışın gaybından tekrar varlığa çağırıyor. Bakıyoruz hiçbirisi kalmamış. Kış geldi mi? Özellikle tabii İstanbul'daki kışlarda bu pek belli olmuyor da, Sivas gibi bozkırın kışlarında, sert kışlarda, yani baharı çok daha böyle 10 numara tefekkür edersiniz arkadaşlar. Çünkü gidiyor her şey. O kadar sert bir kış geliyor ki hani canlılık kalmıyor neredeyse. Çok az canlı kalıyor. Her şey çöküyor ve birden baharda tekrar hayat. Diyor ki Cenab-ı Hak böyle yapmakla ne gösteriyor bize? 300 binden ziyade enva-ı mahlukatı haşir ve neşredip, neşretmek, yaymak. Hani kitap neşriyatı derler mesela, kitapları basıp yaymak manasında. Ama ağaçların dallarının da neşri oluyor. Yani genişliyor, etrafa yayılıyor. Sözlük manası neymiş bakalım burada, söz basımın sayfa altı sözlüğüne. Neşr, haşr ve neşr. Ha. Yeniden diriltip toplamak ve yaymak. Evet, yaymak demek yani. Neşr bu demek. Şimdi yayın evi diyoruz. Eskiden neşriyat deniyordu mesela. Evet, o haşir ve neşir içinde nihayet derecede, enva mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren. Yani Cenab-ı Hak niye bu kadar çok türü yaratmış, neden bu kadar çok türü tekrar öldürüp tekrar diriltiyor, tekrar kışa sokup tekrar bahara çağırıyor, niye böyle yapıyor? Orada bize kudretini gösteriyor. Neydeki kudretini gösteriyor? Hayatı var etmedeki kudretini gösteriyor. Nasıl ışık vermedeki kudretini bize güneş üzerinden gösteriyor. Yani El Nur isminin azam tezahürü nerede dersek, bizim gördüğümüz güneş de belki güneşlerin güneşi, daha büyük güneşler de var. Güneşin yanında böyle kaldığı devasa güneşler var. Onları görmedik biz, bizim çok uzağımızdalar. Onlarda azam daire tecellisi var ama bizim sistemimizde biz El Nur isminin azam tecellisini nerede görüyoruz? Güneşte görüyoruz. Orada El Nur ismi üzerinden Cenab-ı Hak kudretini gösteriyor. Ben bu kadar yoğun bir ışık verebilirim. Bu kadar şiddetli aydınlatabilirim. El Nur isminin bir şekilde tecellisi orada oluyor. Yani güneş de bir aslında tecelli. Cenab-ı Hakk'ın Nur isminin tecellilerinden bir şekli yani.
tek şekli de değil, bir şekli sadece. Nasıl ki orada onu gösteriyor, kudretini o şekilde gösteriyor. Başka mesela kudret şekilleri de var kainatta gördüğümüz. Kara delikler. Kara delikte ışık yok. Ama başka bir açıdan kudret var. Ne? Kuddüs ismi mesela kara delikte tecelli ediyor olabilir. Şöyle diyebiliriz. Nasıl köpek balıkları denizde leşleri temizliyor. Kara deliklerde uzayda nesneleri temizliyor. Bazen bir kara delik bir galaksiyi yutuyor. Ama nerede çöp, nerede artık, nerede çürük, nerede çarık? Hiçbir şey yok. Kara deliğin içine giriyorlar. Sonra ne oldular? Bazıları diyor ışık olup yayılıyor, bazı diyor başka bir boyuta gidiyor falan filan. Bilmiyoruz ama temizlediğini görüyoruz. O da belki ismi Kuddüs'ün tecellisi. Veya ismi Kahhar'ın tecellisi. Onlardaki kudret de orada gözüküyor. Bak, kudretin farklı azam tecellileri var. Farklı sahalarda gözüküyor. Baharda da hayattaki kudret gözüküyor. İsmi Muhyi ve Mumit'teki kudret gözüküyor. Hayy-i Kayyum'daki kudret gözüküyor. Cenab-ı Hak diyor ki ben bu kadar canlıyı yok ederim, bu kadarını tekrar yaratırım. Bu kadar gönderirim, bu kadar getiririm. Benim için bu işin bir güçlüğü yok. Nasıl güneşte ışık yaratmanın güçlüğü gözükmüyor, nasıl kara delikte yok etmenin güçlüğü gözükmüyor, baharda da hayatı var etmenin güçlüğü gözükmüyor. Çok kolay bir şey olduğu gözüküyor. Bahar bu yüzden işte ayet-i kerimenin dikkat çektiği şekilde Rum suresinin 50. ayetinin haşrin azam bir tecellisi, bir okuma şekli. İnsanlık niye kendi haşrine iman etmesin bu kadar büyük bir tecelliyi gördükten sonra? Cenab-ı Hak size dese ki Cenab-ı Hak ahirette bir tane ateş topu yaratacak. Buna iman etmekte zorlanır mısınız? Hayır. Niye? Güneşi gördüm ben. Güneş kocamandı. Cenab-ı Hak onu yaratmıştı. Bana bu ateş topunun yaratılacağı ihtimali niye zor gelsin? Aynen o şekilde de arkadaşlar. Baharı da görüyorsun sen bu kadar yaratılışı, bu kadar türü, bu kadar tecelliyi. Yahu sana kendi türünün dirilişi niye zor geliyor? Görmüyor musun onların dirilişini? Görmüyor musun yeşerenleri, cıvıldayanları, böcekleri, sinekleri, arıları, daha bizim gözümüzün görmediği küçük küçük olanları? Görmüyor musun bunları? Görüyorum. O zaman kendi haşrine de iman et kardeşim. Nasıl onları Cenab-ı Hak diriltiyor, azam dairede sana gösteriyor, orada da gösterecek. Evet, buna iman edebiliriz. Kudretini öyle gösteriyor. Mahluk, enva-ı mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde, nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde, ihtilat karışmak yine öyle demek galiba. Bakayım sözlüğe arkadaşlar. İhtilat karışıklık, evet. Nihayet derecede, sonsuz derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz, ayrılış ve tefrik, fark etme, yine ayrılış gibi ile ihata-i ilmiyesini gösteren, bak, hayatta, bahardaki dirilişte kudreti gösteriyordu, bir öğrendik, kudret gözüküyormuş orada, Cenab-ı Hak hayat üzerinden kudretini gösteriyormuş baharda, iki, o kadar karışıklık içinde, o kadar türler birbirinin içine geçmiş, aynı toprakta, aynı dokuda, aynı minerallerle vesaire vesaire vesaire. Bir de aynı şartlarda. Yani o kadar canlı, her bir canlı ayrı şart istemiyor. Aynı şartları Cenab-ı Hak oluşturduğunda hepsi birden kalkıyor. Sanki sur emri gelmiş gibi. Ne diyor? Nihayet derecede karışıklık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile onları birbirinden ayırarak, imtiyazlı deriz ya, ayrıcalıklı, kim olduğu biliniyor, ne olduğu biliniyor, nasıl yaratılacağı biliniyor, nereye varacağı biliniyor. Ve tefrik ile ihata-i ilmiyesini gösteren, bak, baharda bu kadar türü yaratarak bir de ilminin üzerinden şeyini gösterdi. Yani ne kadar ilim sahibiyim, Cenab-ı Hak bize bunu gösterdi. Nasıl? O karmaşıklığı yönetmek, o karmaşıklık içinde her şeye hakkını vermek, her şeyi hakkınca yol aldırmak, hayat aldırmak, nefes aldırmak, can vermek elbette bir ilim ile oluyor. Bu kadar karmaşık bir düzeni sağladığınızda bu sizin ilminizi gösteriyor. Hani nasıl la teşbih ve la temsil, bir senaryo izleriz, bir film izleriz mesela.
filmin içinde öyle bir kurgu vardır ki çok karmaşık böyle. Adam en son hepsini bir sonuca bağlamıştır birbiriyle ilgili. Deriz ki lan adam ne senaryo yazmış arkadaş. Nasıl uçlarını birbirine bağladı bu işlerin? Bak hepsi uyumlu şekilde sona vardı. Öyle yapamasa da deriz ki ya bu senariste iş yokmuş. Bak hiç mantıksız oldu. O ona bağlanmadı, bu bununla ilgili olmadı, şunu bir yere götüremedi falan. Yani oradan ilmini takdir ederiz senaristin. Kurgudaki başarısından. La teşbih ve la temsil. Bahar'da öyle bir kurgu var ki, öyle başarılı. Ya düşünün ya, 1 milyar tane canlı diyelim tür, ya da canlı demeyelim, canlı belki sayısı daha da fazla. Tür sayısı olarak diyelim, milyon milyar tane tür var. Ya ayakları birbirine basmadan yaratılıyor hepsi. Aynı şartlarda, aynı ortama çıkıyorlar hepsi. Demiyor ki mesela geyik ya ben aslanın yaratıldığı dünyada yaratılmam. Veya işte ot demiyor ki ya ben işte geyikle beraber var olmam. Hepsine aynı şartlar, aynı kurguda, aynı ekosistem içinde onu ona bağlamış, bunu buna bağlamış, şunun rızkı bundan geliyor, bunun artığı ötekinin rızkı oluyor falan filan. Abi belgesel izledikçe aklınız duruyor ya. Aklınız duruyor diyorsunuz nasıl olur bu kadar ilgi, bu kadar bağ. İşte yine Cemal Saydam Hoca'nın Havadan Tozdan kitabına gidelim. O Sahra Çölü'nün bile, oradaki kumların bile ekosistemde yeri var. O kumlar olmasa bu yağmur yağmıyor. Bu canlılık devam etmeyecek. O kumlardaki işte bakteriler, tanecikler, toz zerreleri, işte ne diyordu? Karbon oksalat mıydı? Karbon oksalattı galiba. Ya da kalsiyum oksalattı galiba. Ha, kalsiyum oksalat. Oksalat zaten karbonun bir şeydi galiba, türeviydi. Gibi şeyler. O çöl kumları sayesinde oluyor. Ya diyorsunuz Allah nasıl bağlamış bunları birbirine? Ta kutuplardaki bir şeyi mesela bir düzeni ta işte ekvatordaki başka bir şeye bağlamış. Ne senaryo? La teşbih ve la temsil senaryo diyoruz da haşa kader. Ne takdir? Nasıl bir şey bu böyle yani idare ediliş? Aklımızın durması lazım. Bak orada ilmi de gösterdi Allah. İlimdeki kudretini. İhatai ilmiyesini, ilminin kuşatıcılığını ihata etmek, kuşatmak demek. İhatai ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrını vaat etmekle bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çeviren. Bak, kudretini gösterdi. İlmini de haber verdi. Bir de vaat etti. Şimdi kudreti var, ilmi var. Bir önceki nüktede konuştuk. Ya aciz değil, bilmiyor değil. Yani gücü de yetiyor, ilmi de yetiyor. Niye yaratmasın? Bak vaat etmiş. Bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrını vaat etmekle bütün ibadının, kullarının yani abdlarının enzarını, nazarlarını, gözlerini saadet-i ebediyeye çeviren, sonsuz saadete çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren. Bak burada da iradesi. Cenab-ı Hakk'ın iradesi öyle işliyor ki kainatta her şey birbirine bağlı ve boyun eğmiş durumda. Dünyaya demiş güneşin etrafında dönüyor. Güneşe demiş ki kendi etrafında dönüyor. Güneşe demiş ki şunun etrafında daha bir yörüngen var. Güneş oraya doğru sistemiyle beraber akıyor. Onu ona bağlamış, buna bağlamış. Aynı şekilde anneyi yavrusuna bağlamış. Anneye demiş ki yavrunun etrafında pervane ol. Anne yavrunun etrafında pervane oluyor. Bak bu nedir? Boyun eğdiriş, irade bak. Kudretinin azametini gösterdi. İlminin ihatasını gösterdi. Burada bir de azamet-i rububiyet yani iradesiyle terbiye ediciliği, boyun eğdiriciliği, musahhar ediciliği, yönlendirdiğinin karşı koyamaması diyelim. Onu da gösterdi. Neyle? Bütün mevcudatı, varlıkları baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri, şecere-i kainatın en cami, kainat ağacının en cami, kapsamlı, en nazik ve nazenin ve nazdar. Yani böyle ne derler ona? Nazı geçiyor yani böyle naz etmeye şey müsait. Bakalım burada ne diye verilmiş.
Nazdar nazlı. Nazlı diye verilmiş. Evet. En nazdar. Yani naz yakışıyor ona diyelim. Nazdar o demek. En niyazdar. En çok dua eden, niyazda bulunan bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla boyun eğdirmiş insanoğluna her şeyi Cenab-ı Hak, insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadir-i Rahim, yani kudreti her şeye yeten bir rahimiyet sahibi. Her şeye özel özel de merhamet ediyor. Ona özel, onun türüne, onun ferdine göre has tecellileri var, rahmet tecellileri. Hem kudreti var sonsuz, hem ince ince rahmeti var. Zaten bu da birbiriyle bağlı. Kudreti her şeye yetmese o ince rahmeti gösteremez. Her bir ferdi, her bir canlıyı ayrı ayrı gözetemez. Kudretinin sonsuzluğuyla rahimiyeti burada bağlanıyor birbirine. Bir diğeri alim-i hakim. Her şeyi biliyor ve her şeyi hikmetle yapıyor. Zaten her şeyi bilmese her şeyi hikmetle yapamaz. Bak, hikmetle ilim de birbirine bağlandı. Dedik ya, bu isimlerde bir geçişler var, birbirine bakışlar var. Hepsi aynı zatın isimleri zaten. Zat-ı Zülcelal'in isimleri elbette birbiriyle ilgililer. Alim-i hakim, kıyameti getirmesin, haşrı yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkemeyi kübrayı açamasın, cenneti ve cehennemi yaratamasın, haşa ve kella. Bakınız, bir önceki metinde süremizi aşmışız ama oraya bir küçük değinip dönmek istiyorum. Diyordu ki orada, Hulful vaat ise hem izzet-i iktidarına zıttır, hem ihatayı ilmiyesine münafidir. Zira hulful vaat, yani sözünü tutmamak, ya cehilden gelir ya acizden gelir diyordu. Bakınız, burada da getirdi, onlara bağladı yine. Kadir-i Rahim, Alim-i Hakim, bu isimler de onunla ilgili, yukarıdaki ifadeler de onunla ilgili. Yani Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği şeyi yapmamaya sebep olacak hiçbir kusur yok. Sübhaniyeti gösteriyor ki vaat ettiği her şeyi yapar. Çünkü vaadini tutmamak kusurdan olur. İnsanoğlu için bile sözünü tutmayan adama deriz ya, ya bu adam sözünü tutmuyor, bu aşırı yaramaz adam bu ya. Sözünden dönene namert denir falan. Türkülere falan, şarkılara da girmiştir. İnsan için bile bu bir kusursa, Hak Teala için böyle bir kusur mümkün olabilir mi ya? Haşrı vaat etmişse elbette yaratacaktır. Bunu sadece dinde, şeriatta, İslamiyet'te, vahyullah'ta yer aldığı için düşünmeyin arkadaşlar. Kainat da bunu vaat ediyor. Bütün türler tekrar varlığa dönüyor mu? Dönüyor. Bak, çoğu gözümüzün önünde oluyor. Ya Allah onları döndürsün de bizi niye döndürmesin? Yani biz de buradan düşünmeliyiz ki ya, bak ağaçlar geri dönüyor, bak sinekler dönüyor falan. Bu bize de yapılmış bir vaat gibi. Siz de döneceksiniz. Bak, gidenler geri geliyor hep. İnsan türü de gitmekle sonsuza dek kışında kalmaz, karanlığında kalmaz, hiçliğinde, yokluğunda kalmaz. Geri gelecek. Bunu kainatın vaadinden de çıkarabiliriz. Sadece Kur'an'la düşünmeyin, sünnetle düşünmeyin. Elbette onlar müminin asıl uyandırıcılarıdır. Ama onların ışığıyla kainatı da bakın, bize bahar da bunu vaat ediyor. Bahar diyor ki haşir olacak, bunlar oluyorsa sen de yırtamazsın bunda. Haşir çok geniş bir kanun olarak söylüyor. Bir daha paragrafı okuyayım, bu paragrafı bitirmiş olalım. İnşallah bir dahaki ders diğer paragraflardan devam edelim. Bab-ı İhya ve İmatedir, ismi Hayy-i Kayyum'un Muhyi ve Mumit'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acip, 300 binden ziyade enva-ı mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde, nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihatayı ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri, şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp,
kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadir-i Rahim, bir Alim-i Hakim, kıyameti getirmesin, haşrı yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkeme-i kübrayı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın, haşa ve kella. Biz de diyoruz ki haşa, yüz bin kere haşa ve kella. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su ba'del mefhakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, biz de bu imanla yaşayıp bu imanla ölmeyi Rabbi Rahimimizden diliyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahmenil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.